Merhaba arkadaşlar. Bu maçta Magnus Carlsen Judith Polgar'a karşı oynuyor. Magnus beyaz taşlarla. Bakalım Polgar ne oynayacak. G6, AC3 ve fil G7. Şahin savunması tahtada. Siyah beyaza merkez kontrolünü verdi. Ama ondan sonra o merkezine saldırmak isteyecek. Yani E5 ya da A6, ondan sonra C6, B5. At G2. Magnus Zemish variantını oynadı. En anlam bir variant değil ama gayet popüler. Beyazın fikirleri ne? Yani bazen vezir D2, at G3, fil H6, H4, H5 sürmek ve şah tarafında bir atak korumak. Bence beyazın en ana planı o. Ama bazen beyaz kısa rok da atabilir. Yani bakalım Magnus ne yapacak? Siyahın tehdidi B5 ve Magnus A4 oynadı ve siyahın B5 fikrini engelledi. Siyah B5 sürerse beyaz AB5 alacak ve yani piyon kazanacak. A5 oynadı siyah. Artık siyah B4'teki kareyi kontrol ediyor. Gelecekte at A6, at B4 oynayabilir. At G3 oynadı Magnus. Ondan sonra düşünürüm fil E2 kısa rok, vezir D2 oynamak istiyor. Vezir D2 uzun rok biraz riskli geliyor bana. Çünkü siyah belki vezir tarafında bir şey yapabilir. Yani B5 belki sürebilir. Ama beyaz şah tarafına giderse orada beyazın şahı gayet güvende kalacak. Bakalım. Siyah düşünüyor. Vezir C7. Yani siyah ne istiyor? Büyük ihtimalle E5 sürmek istiyor. Aynen öyle. E5. Yani gayet standart fikirler. Şimdi beyaz D5 oynamazsa. Yani beyaz oynamasaydı siyah E4 AC5 oynayabilirdi mesela. Ama beyaz D5 oynadı. H5, siyahın planı ne? H4, at H5 oynamak ve şah tarafında bir atak korumak. Yani gayet standart bir fikir şahın savunması için. Ve aynı zamanda arkadaşlar görüyoruz, ben de arkada oynuyorum Laurent Fresne'ye karşı. Sanki o maçta ben berabere yaptım, doğru hatırlıyorsam. Ne oldu bakalım bu maçta? Siyah H4, at H5 oynadı. Şimdi F5 sürmek istiyor düşünüyorum. Dediğim gibi standart fikirler. Beyazın aynı zamanda merkezde daha alanı var. Yani beyaz merkezde ya da vezir tarafında oynamak istiyor. Siyah şah tarafında bir atak kurmaya çalışıyor. Yani şimdi siyah F5 oynarsa F5, F4 bir tehdit olacak. Yani siyah beyazın E3'teki filini kazanmak ister. Beyaz ya da fil G5 ya da at D3 ya da at H3 oynamak zorunda kalacak. Yoksa yani filini kaybedecek. Belki at D3 oynayabilir beyaz. Ondan sonra siyah F4 oynarsa fil F2 beyaz dönebilir. Ve C5 bir fikir olur. Dediğim gibi beyaz merkezde oynamak istiyor. Bakalım Magnus düşünüyor. Yani dediğim gibi siyahın tehdidi F4 oynamak. Yani fil G5 sanki de ilginç ama Magnus at D3 oynamayı tercih etti. Yani şimdi siyah bir şey yapmazsa beyaz düşünüyorum C5 sürmek ister ve merkezini açmak çalışacak. Şimdi siyah F4 oynarsa fil F2 beyaz oynar. Ve ondan sonra belki siyahın at G3 bir fikir var. Ve Polgar bunu oynadı. Şimdi beyaz o atını alırsa siyah H4 G3 alacak. Ondan sonra vezir E7, vezir H4, vezir H2 bir fikir olur. Ve beyaz için çok tehlikeli görünüyor. Düşünüyorum beyaz almamalı o atını. Yani kaleyle bir yere gitmeli. Kale F1 belki. Magnus bunu oynadı. Atını almadı. Siyah bir şey yapmazsa beyaz C5 oynamak ister. Ve siyah onu engelledi. Yoksa beyaz kendi C5 oynardı. Şimdi Magnus aldı. Aldı ve vezir G5. Ve görüyoruz beyaz atını değil piyonu almak istiyor ama beyazın şahı aynı zamanda gayet güvenli kalabilir. Diyelim vezir G3, şah F2, kale H1 beyaz oynayacak ve görmüyorum siyah o ona karşı ne yapabilir. Magnus önce AD5 oynadı. D6'daki piyonu saldırdı. Beyaz onu korudu. Şimdi siyah fil E3 şah oynamak istiyor. Şah F2 gayet mantıklı geliyor bana. Ondan sonra kale H1 ve belki beyaz H2'de bir şey yapabilir. Yani biliyorum kale H1, kale H2, kale AH1 ya da kale H1 vezir H4, yani öyle bir şey.
At B4 siyahın zamanı yok. At C2 fili şah oynayabilmek için. Niye? Çünkü beyazın tehdidi kale H6. Belki siyah şah G7 oynayabilir. Ondan sonra beyaz ne yapabilir? Belki salam oynayabilir. Vezir H4. Belki feda edebilir kale H6, kale A1 şah, vezir H2. Emin değilim. Magnus salam oynamak istedi. Zaten kendinin bir piyonu daha var. B5'teki at gayet güçlü. D6'daki piyonu saldırıyor. Fil G5, kale H2. Niye H2? Çünkü kale A H1 oynamak istiyor. Ondan sonra kale H7 gelecek. Beyazın tehdidi at D6. Kale F6 yok siyahın. Niye? Çünkü beyaz AG7 oynar ve at A8 ve at E8 tehditleri olur. File 3 güzel bir hamle ama iyi mi kötü mü emin değilim. Sanki kötü çünkü at köşeden çıkmayabilir. Yani şah G3, şimdi kale H1, kale A1 ve yani kayıp görünüyor siyah için. Yani böyle durumda iki taş kaleden daha güçlü. Hem de beyazın bir piyon daha var. CB5 ilginç geliyor. Ondan sonra B3, at B2, at C4 ve beyazın atı C4'ten hem A5'teki hem D6'teki piyonu saldırabilir. Ama önce belki B6 sürebilir. Siyah kendi B6 oynamasın diye bunu yaptı Magnus. Ondan sonra at B2, at C4 ve siyah iki piyonu nasıl savunacak emin değilim. Kale G1 ve at B2. İlginç bir hamle. Aha, fil B5 var ve siyah materyal kaybediyor. AC4 geliyor. Gayet güzel bir maç oynadı Magnus. Teşekkürler arkadaşlar.